Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Eylemsi uygulama 1 videosuyla karşınızdayım. Ne yapacağız hocam burada? Burada ilk başta biliyorsunuz uygulama 1'de genellikle cümledeki uygulamaları yapıyoruz. Yani cümlede eylemsi bulacağız birazdan. Daha önce cümlede yapı bulmuştuk. Cümlede ne bileyim tek tek böyle sıfatları, zamirleri göstermiştik. İlk uygulamamız genelde bu havada geçiyor. İkinci ve üçüncü uygulamalarımız daha çok zor metinler üzerinden gidiyor. Ama dikkat, yine cümleler göreceğiz. Cümlelerdeki eylemsileri tek tek işaretleyeceğiz. Hemen şöyle sayfamız her zamanki gibi adam akıllı bir ortalansın hocam. Evet, süpersin hocam, başlıyoruz. Vallahi bendeki de şanssızlık. Bak, ikinci videoda kalem değiştireyim dedim. Maviye mavi geldi hocam. Hep şanssızlık. Haydi dikkat. Bismillah hocam, başlıyoruz. Durun kalemler, bir saldırmayın. Kalemler kayıyor masadan. Evet. Öğrenilenlerin kalıcı olması için çabalıyordu. Bakalım hocam. Bak şimdi net. Öğrenilen anen. Sıfat fiil mi? Evet. Kalıcı olması mame. İsim fiil mi? Evet hocam. İki tane net gördük eylemsi. Bakalım şöyle bir atlamayalım. Süpersin hocam. Tamamdır. Yuvarlakları da şöyle doldurmuş olayım. Abi güzelmiş bak, bunu yine fark ettim. Evet süper. Konular bitmeden çok fazla soru çözme. Ne zaman çözme hocam? Konular bitmeden. Madan meden kabul mü? Kabul. Çok fazla soru çözme? Hayır hocam. Bu bir olumsuzluk ekidir. Burada bir tane var. Ben sayılarını yazarak gideyim mi? Daha güzel olur. Hani bazen böyle elimle işaret ediyorum ama kulaklara hitap etmek de büyük önem taşıyor videolarda. O yüzden bir tane var, iki tane var gibi gideyim. Tamam. Konular bitmeden çok fazla soru çözme de bitmedeni kabul ettim. Madan meden zarf fiil çözme ifadesi olumsuzluk eki olduğundan kabul etmedim. Gidilecek yerler var ama dermanım yok diyor. Gidilecek yer acak ecek. Burada da yine bir adet var hocam. Gayet net. Boşlukları doldurmazsak, şu taşan kısmı da doldurmazsak olmaz hocam. Haydi devam. Anlattıklarını çalıştığı yerde tekrar ediyordu. Anlattıkları vesaireleri. Anlattığı bilmem neyi. Yani hocam tık tık sıfat fiil eki. Çalıştığı yer bir tık tık daha var. Yani hocam iki adet burada fiilimsi, eylemsi kullanılmış. Buradan gideri çok olmamıştı aslında. Ha, buradan gideri derken alı eli. Burada bir adet fiilimsi var. Vallahi bu yuvarlakları doldurmak takıntı oldu şimdi. Taşınca da şöyle yuvarlığa tamamlama alışkanlığımız vardır ya. Böyle yamuk durmasını istemezsin falan, çok ilginç. Bende de şey vardır, fark eden bir öğrenci olmuş. Mesela böyle yuvarlak çizdiğin zaman şu kalan kısmı böyle tamamlama gibi. Çok iğrenç bir takıntı diyebiliriz. Devam. Alı eli cepte. Bir gülüş uğruna buraya kadar gelmişti diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir cümledir? Gülüş, ış iş. Bir tane fark ediyoruz burada. Ne diyor hocam? İsim fiil ekidir. Eyvallah. Devam. Beklenmemiş her soru öğrenci için sürprizdir diyor. Beklenmemiş soru. Mış miş. Ha tamamdır hocam. Burada bir adet sıfat fiilimiz mevcut. Küçük yaşlarda okumak büyük kazançlar sağlar diyor. Harikasın. Harika bir cümle. Makmek tabii ki bir adet isim fiilimiz mevcut. Sayfada hocam yan durmasın Allah'ını seversen. Evet, oraya geldiğinde bunu söylemek lazım diyor. Ne zaman hocam? Geldiğinde, gittiğinde. Sakın buradaki dığında deyinde dıktik sıfat fiil falan deme. Ne zaman söylemek lazım hocam? Geldiğinde, gittiğinde, dığında deyinde bir tane zarf fiil kullanılmış. Devam hocam. Bu konuda yapılabilecek her soru bilinebilir diyor. Bu nasıl bir cümle Allah'ını seversen? Bu nasıl felsefi bir cümledir? Bu nasıl anlaşılmaz bir cümledir? Ama anlamla uğraşmıyoruz. Yapıya bakalım. Yapılabilecek, acak, ecek. Affetme hocam. Başka var mı? Yok. Bir adet acak, ecek yani sıfat fiil var. Bu yolları gide gele eskittik diyor. Gide gele. Ah, müthiş bir şarkı şimdi aklıma geldi. Vallahi mırıldanasım geldi ama hayır tabii ki. A-E. Bu iğrenç sesle mırıldanmak istemem. Süpersin hocam. Bir adet burada zarf fiil var. Gide gele. A-E. Testleri çözerek belli bir yol kat ettik diyor. Arak erek. Zarf fiil eki hocam. Çok net. Burada da bir adet kullanılmış. On demlerde konu... Bu ne be? O demlerde diyelim haydi bunu. On olmasın. O demlerde konuştukça battığını gördük diyor. Bu cümle ilginç bir cümle olmuş. Dıkça dikçe. Ne zaman? Dıkça dikçe. Tık tık battık, tık tık sıfat fiilimiz var, dıkça dıkça zarf fiilimiz var. İki adet fiilimsimiz mevcut. Devam hocam Allah rızası için. Onunla konuşma ama bildiklerini olsun anlatmaya çalış. Anlatmaya derken buradaki mame isim fiildir. Onunla konuşma derken bunu kabul edemezsiniz. O çünkü bir olumsuzluk ekidir. Bu cümlede bir adet var. Harika. Adam durmaksızın konuşuyor gibi geliyordu diyor. Haydi hocam şu sayfalar bir kaymasın Allah aşkına. Harika. Maksızın meksizin hocam. Kesinlikle zarf fiil. Başka bir şey var mı? Yok. Burada bir tane zarf fiil kullanılmış. Süpersin hocam. Devam. Kitaplarını şurada beyaz bir nokta kaldı. Hah. Kitapları... Ah bu arada şurada var. Bismillah. Dur. Dur. Ha şimdi dur, şuradaki beyaz kapandı mı? Süpersin hocam. Kitaplarını toplarken bir anda durup düşündü. Durup, ıp ip. En çok kullanılanlardan bir tanesini sona saklamışız. Üp ip, arak erek, ince ince çok sık kullanılır. Bunu unutmayın. Ken de var mesela toplar iken. İki tane fiilimsimiz var burada. İkisi de zarf fiil. Süper. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Bak kaç tane bulmuşuz.
10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane hocam. Bakın bilinçsizce sayısı tutturulmuş, 20 olmuş. Gayet güzel hocam. 20 tane eylemsi gördük. Her biri birbirinden hemen hemen farklı. İkinci ve üçüncü uygulamalarımız yarın gelsin hocam. Orada da metin üzerinden çalışma yapalım. Metinler üzerinden tek tek bulalım. Özellikle olmayanları ben metne yığayım ki düşeceklerimizi bir görelim, onlara bir düşelim, bir rahatlayalım. Tamam. Peki hocam, o zaman ne yapacağız? Yarınki uygulama videosunda inşallah görüşeceğiz.